Merhabalar kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün maalesef böyle birazcık butikten olacak videomuz. Birkaç gündür butikle alakalı hiç video paylaşmamaya çalışıyorum. Sürekli böyle butikte de sizleri sıkmamak ve yormamak adına. Ama yeni ürünlerim geldi ablaları. Yeni ürünler geldi ve hepiniz yeni ürünler geldiğinde özel mutlaka video çek, biz de görelim dediniz. Instagram'ı olmayanlar için. Olsa bile buradan böyle izlemek, bakmak daha farklı oluyor. Şimdi ben şöyle bir başladım video çekimlerine. Bakın efsane, çok güzel. Şöyle 46 bedene kadar büyük. Bu daha önce benim açılışta giydiğim takım var. Onlar mesela standart bedendi. 36, 44, en fazla 44 beden birisi giydi. 44'te ben de gördünüz, tam böyle ancacık oturdu. Herkes de o kadar dar giyinmiyor bacım. Bu arada salapet elbisem nasıl? Bakın. Kıkı. Çok tatlı değil mi? Ay. Gülesim geliyor bacım. Bana aşırı şişkosun diye yayınlar utansın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yani birkaç gündür gerçekten kilo maçları derecede takanlar var. Çünkü buraya gelen herkes beni görünce aşırı bir şekilde şaşırıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunların bu arada hemen bir dakika o kilo muhabbetine girmeden şöyle bakın, hemen bir göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu kaç beden mesela? 44 beden. 44 beden ama bakın genişliğine ve eteğin genişliğine bakar mısınız? Bakın 44 beden. Bakın benim bütün şeyimi, vücudumu kapladı. Ben 44 beden giyiyorum. Her ne kadar benim 44'e sığdığımı inanmasalar da bakın. Bu çizgiyle şu tam kuyruğunuzun ortasında olması lazım ki bende geçiyor. Ben bunu 42 bedenimi giyeceğim. Çünkü aşırı büyük. Yani bu 44 bedene 46, hatta Almanya bedeninden 48 bedendeki bayanlar bile çok rahatsız var. Hatta ben var ya, bakın abartmıyorum, birazdan bir önce 42'sine deneyeceğim. Baktım bana bol geliyor, 40 bedenini deneyeceğim. Türkiye bedenleri ama çok geniş. Yani şeyi, kumaşı elastik bir kere. Çok rahat, aşırı güzel ve bayıldım. Bayıldım bacım, çünkü ben istiyorum ki artık herkes şöyle etek giysin, ısırıklı olsun, şu kot pantolonlarından, daracık pantolonlardan artık çıkalım, özümüze dönelim. Bacım özümüze dönelim, olması gerektiği gibi giyinelim. Ha, ben de hala giyiyorum, o ayrı bir konu. Şöyle şuraya gelince bir şurada bir zor çıkıyor yukarı, onu fark ettim. Nereye takılıyor acaba? Böyle bakalım. Asmalara başladım. Büyük demişim. Bunların standart olanlarını astım. Onlar orada hazır ve nazır bekliyor. Şunu direkt şöyle siyahlılara takayım. Hocam şöyle yaptım mı? Oraya denk gelmiş olur. Şöyle yapacağım. Maalesef askı sıkıntım var. Çünkü birkaç yerden böyle askı sipariş etmiştim ama istediğim askılar gelmedi maalesef. Böyle yaptım değil mi? Bunu da aynen öyle şöyle asalım. Şu etek askılarından sipariş vermiştim. Ondan sonra ama istedi, gelmedi yani. Gelmedi. Bu ara kargocularla böyle sorunlarımız var. Şuraya düğmeyi yanlış yere dikmişler. Sonra oradan çıkartmışlar. İpi kalmış. Böyle. Bugün gelmek isteyen, ürünlere bakmak isteyen çok kişi var. İnanılmaz bir şekilde, özellikle kot elbiseler çok güzel. Ben dün zaten hemen direkt kendim giydim. Dünkü videomda da az buçuk bir şey göstermiştim ama elbiseleri tam göstermemiştim. Sadece yeni ürünlerim geldi diye haber vermiştim. Şimdi bugünkü videomda da tam şöyle göstereceğim. Şunun şıklığına bakar mısınız? Ha? Fransız hanımları gibi İstanbul kokonası. Çok tatlı. Ve çok rahat. Esnek çünkü. Şey değil. Mesela diğeri esnek kumaş değil. Diğeri böyle daha şey ağır bir kumaşı var. Ha, bu ağır değil mi diyeceksiniz. Hayır, öyle değil ama bu daha mesela esnek. Bu tam böyle hani orta kilolu olan bayanların rahat edebileceği bir takım. Çok da güzel. Böyle üçlü olarak da fiyatlarını birazdan paylaşacağım sizlerle. Seni mi kapatmayı deneyeyim? Bu oldu. Diğerinde niye öyle bir sıkıntı yaşadım bilmiyorum. Ondan sonra canım. Öyle yani. Ürünlerimi dizmeye başladım.
az öncesinden şuraya şöyle bir süpürdüm çünkü dün kot elbiseleri, etek elbiseleri asarken bayağı burası bir toz olmuştu. Bayağı bir tozukluydum burada. Şöyle önce bir şu üst kaba tozunu şuralarını bir aldım. Ondan sonra hemen dizmeye başladım. İçeride de bir ayarlama, bir şeyler, bir tasarlama, bir şeyler yapmam lazım. Çünkü büyük beden olanlardan artık tek tük kaldı. Şuraya komple ayrıntıranları koydum. Çünkü hafta sonu uzak işte 1,5 saatlik yoldan gelmek isteyen bir takipçim var. O da tüm işte beğendiklerini bana hep böyle ayırttırdı. Hem giyinme odasında var bir kısmı, bir kısmı burada. Daha sonra bizim bir doktorumuz var. Benim yine takipçilerimden bir hanım. Diş doktoru, kendisi diş hekimi Almanya'da. Önceden Avusturya'daydı. Şimdi Avusturya-Almanya sınırında bir yerlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Kendisine bir adet kırmızı bu battal beden, büyük bedenlerden göndermişti. Sipariş etmişti. Ve bayılmış. Çok hoşuna gitti. Aşırı derece. Yani üstümde dedi, resmen dedi, hissetmiyorum dedi. O kadar güzel, özlem dedi. Çok beğendim dedi. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel ürünler getirmişsin dedi. Hemen 4 tane rengini daha istedi. Zaten o tuniklerin, sweet tuniklerin bir kere alan, kesinlikle ve kesinlikle bir kere bir tanesini alan hemen 3-4 rengini birden alıyor. O yüzden onlar neredeyse kalmadı. Bir de şey çok beğenildi. Çizgili. Çizgili sweatleri de şimdi İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a gittiğimde hem ödemesini yapıp hem de sizler için getireceğim Allah nasip ederse. Şu kaç bedenmiş? Bakın bu 38 beden ama o kadar geniş ki. Bakın 38 beden o kadar geniş ki. İnanır mısınız bu 42 beden, hatta 44 bedeni, inanın abartmıyorum. 44 beden bir bayana çok rahat sığar. O kadar güzel geniş. Yani bunlardan 52-54 bedene kadar bayanlar, hanımlar bunu rahatça alabilirsiniz. Hatta buraya yakınsanız gelip deneyip almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sürekli Özlem iade var mı diye çok soru alıyorum. İade yok arkadaşlar. Çünkü burası dükkandayım. Online satışlarında iade olmaz. Ama tabii ki de insanız, Müslümanız, halden de anlarız. Değişim yaparız her türlü. Farklı bir ürünle değişim yapabiliriz. O sıkıntı değil. Ama tekrardan kargo alıcıya ait, onu da söyleyeyim. Kargo alıcıya ait oluyor. Gönderdiğiniz ürünü de siz ödeyeceksiniz. Şimdi ben geçen öyle bir iki kişiyle değiş tokuş yaptım. Ama o zaman benim de çok zararlım oluyor. Ona göre sipariş edin. Bana mesela ölçtürebilirsiniz. Kendinizi, şu kalça bedeninizi mesela ölçün. Ben tuniklerde hep öyle yaptım bayanlara. Diyorlar ki mesela şimdi Almanya bedeniyle diyor 50 beden giyiyorum. Ama diyor Türkiye bedeniyle diyor 54 giyiyorum. Ben de mesela şimdi bu tunikleri biliyorum. Hani bu tunikler geniş kesim. Buradaki bedenin neyse onu alıyorsunuz. Ben mesela 44'ünü giyiyorum. Hatta 44'ü bile bana bir tık böyle üstten bol geliyor ama ben hani bol giyinmeyi de seviyorum. Ben çok dar giyinmeyi de seviyorum. Çok bol giyinmeyi de seviyorum. Çok değil ama biraz bol giyinmeyi seviyorum. Hemen diyorum ki şu üst kısmını bana diyorum, göğsünü, bir de tam şu kalça kısmını bana ölçüp gönderin. Şu kalçanızı diyorum bana ölçüp gönderirsen komple ufak, atıyorum 130-120 neyse. Ben hemen şeylerin bakıyorum çünkü beden beden. Atıyorum 50 bedeninki kaç, işte 48 bedenin kaç. Bakın o doktor hanımla da öyle yapmıştık diş hekimiyle. Ve çok da güzel oldu. Dedi ki cuk dedi, üstüme oturdu dedi. Hatta benim bu Frankfurt'ta beni izleyip gaza gelen dilekçiyim. Beni izleyip gaza gelip Almanya'ya taşınan dilekçime bile öyle yaptı. Hatta ona kalsa büyük beden istedi. Dedim bacım dedim, o dedim sana çok büyük gelir. Sen dedim bir ölç bakayım kendine. O 50 mi 52 mi ne istemişti? Bacım dedim sen dedim o kadar dedim bayan değilsin dedim, yani hani zarifsin, sana dedim 50 çok büyük gelir. Yok dedi, gelmez dedi, ben çünkü bedeni öyle giyiyorum. Dedi ki bana dedim şöyle dedim kalçanı ölç gönder. Bak kadına 48'i gönderdim. Çık oturmuş. Ay dedi, hızlı gelen kargolara bayılırım başıma dedi. Evet, gerçekten elimden geldiğince hemen anında şık gönderiyorum arkadaşlar kargolarınızı. Hatta dün şimdi sipariş verenler vardı. Onlar ödemelerini de hemen yaptılar. Ödemelerini yaptıkları için ben de hemen dün kargolarını gönderdim sabah. Öğlenden sonra da bir üründen gelince 4 kişi yazdı ki Özlem paketimin içine işte elbiselerden de ekleyeceğim. Dedim bacım çok özür dilerim. Ben sizin paketleri gönderdim.
Dedim sizin paketler gitti bacım. Dedim ben paket bekletmiyorum. Yani ödenen, parası ödenen, öğlenden önce ödenen ürünleri dedim hemen dedim aynı gün gönderiyorum. Öğleden sonra ödeme yapılanları da akşam mesela eğer buradan postaneye geç kalmazsam DHL'e, PTT'ye geç kalmazsam direkt akşam veriyorum. Baktım buradan çok geç çıktım. Yetişemiyorum. O zaman şey yapıyorum. Ertesi sabah saat 8'de Ömer Halis'i okula bıraktıktan sonra gönderiyorum. Öyle bir döngüdeyiz yani canlarım benim. Birazcık da hem yine böyle sohbet etmiş olduk. Bakın 44 bedeni XXL bu arada. 44 mi? 46 pardon. Yok 44. XXL ama ne kadar geniş. Bakın bayağı geniş. Yani bu vesteler süveter mi oluyor? Yelek mi oluyor? Yelek. 44 bedeni bile. Bakın ne kadar geniş. Ondan sonra hatta direkt 44 bedeni blizini göstereyim. Gömlekleri bu arada bunlar. Bliz. Bakın. Bacım ve esnek bir kumaş. Bakın ne kadar geniş. Kolda şöyle güzel büzgülü. Şöyle bir. Ben size giyeceğim bunu. Ben size bunu bugün giyeceğim, göstereceğim. Hem de kendimin. Her ne kadar. Ha ben size kilo muhabbetini anlatıyordum. Bu aynanın beni 25 kilo daha az gösterdiğini iddia eden takipçim var. Tabii. Ben öyle bir ayna aldım ki buraya insanlar gelince kendini 25 kilo az göstersin dedim. Ben kendime aynada bakınca dedim beni de 25 kilo dedim daha az göstersin dedim. Tabii kamerayı da ayarlıyorum. Özel bir app satın aldım. Ondan sonra yoksa ki normalde 130 kiloyum. Yani kesinlikle 130 kiloyum normalde. Ama böyle app'ler satın alıyorum. Kendimi daha zayıf gösterebilmek için. Ayna beni daha zayıf çeksin diye de ekstra böyle 3000-4000 euro ayna yaptırdım. Tabii eBay'den. Ondan sonra ayna beni 25 kilo daha az gösteriyor. Resmen böyle bir yorum aldım yani. O ayna seni 25 kilo daha az gösteriyor yazmış. Sağ olsun, Allah razı olsun. O arkadaşı, hatta o arkadaş 85 kiloymuş. Ve benim yarımmış. Benim yarımmış. O arkadaşı butiğe davet ediyorum. Benim standart bedeni, giydiğim elbiseyi sen 85 kiloyla gel giy. Ben sana elbiseden 3 tane hediye edeceğim. Çünkü o benim giydiğim yeşil elbise standart beden. 36, 42, 44 zorluyor yani olmuyor. Ben giyemedim mesela. O elbiseler ilk geldiğinde ben o elbiseyi giyemedim. İyi gelmedi çünkü bana. Şuramda kaldı. Buramdan aşağıya inmedi. İnat ettim dedim ki ben bunu dedim bir tane yeşili satmayacağım. Ve o bir yeşili dedim ben giyeceğim. O dedim benim olacak. Öyle. Ben burada kimseye 55 kiloyum demiyorum. Ben burada kimseye ay işte çok zayıfım demiyorum. Ben zayıfım demiyorum zaten ben. Evet hala şeyim. Ama kilolu da değilim. Balık etliyim mi denir artık ne denir? Ama aşırı kilosun diyeceğiniz kadar da değilim. Ha farz edin ki aşırı kiloluyum. Bu da yine hiç kimseyi ilgilendirmez. Çünkü ben videoya ekran kaydına ne bileyim yani ekrana ay bakın ne kadar zayıfım, ay çok zayıfım diyerek video çekmiyorum. Bu bir. Ya da ne bileyim ya diyorum ya hani farz edin ki 100 kiloyum. Size ne? Yani neyi takıntı yapıyorsunuz kendinize? Ben gerçekten bazılarını anlamadım. Dün hatta işte bir takipçim geldi etek falan denemeye. O kadar tatlı bir bayandı ki. Ya hani o bile diyor hani diyor ki ne kadar farklısın hani ne kadar hani ekrandaki şimdi diyemedi kadın kibarlığından ekranda daha kilolu görünüyor diye. Bazıları kibarlık yapıyor söyleyemiyor. Diyorum ki söyle söyle diyorum yani ekranda diyorum daha çok. Mesela özellikle yüzüm ekranda çok büyük çıkıyormuş. Diyorlar ki yani ekranda diyor mesela dünkü denim ondan önceki kilenler. Diyor ki ben seni diyor böyle diyor 1.80 diyor hani 100-120 kilo falan diyor. Hayal ediyordum diyor. Çünkü diyor hani öyle çıkıyorsun ekranda diyor. Ondan sonra bir tanesi dedi ki böyle bana bak dedi ki ay dedi yani ay yaptı şöyle ondan sonra dedi ki ne kadar farklısın. Şimdi diyemiyor siz gibi böyle açık sözlü değil ekranda şişko görünüyorsun diye diyemiyor. Dedim ki hangi açıdan ya dedi hani
ekranda dedi yüzün dedi böyle çıkıyor dedi. Ama senin dedi avuç içi, avucumun içi kadar dedi yüzün var dedi. Sen dedi baya baya dedi minyon bir şey misin dedi. Ben seni dedi hani çok her gelen aynısını söylüyor. Ben seni çok iri, daha iri düşünmüştüm. Değilim arkadaşlar, benim boyum 1.66, 1.67. Öyle zannettiğiniz kadar da uzun değilim. Özge ile bizi yan yana gördüğünüz için Özge'yi standart, normal uzunlukta zannediyorsunuz. Yanında da beni görünce böyle dev gibi görüyorsunuz ama Özge kısa. Özge 1.5 metre. Benim bacım kısa. Benim bacım teyzelerine çekmiş, anama çekmiş. Ben baba tarafına çekmişim. Ben uzunum onlara bakarak. 46, 3XL. Bakın 46'sı da var, 3XL. Bakın dehşet hala, çok güzel. Ve buna var ya 50-52 beden kadın rahat sar. Bak ciddi söylüyorum. Ben o bedenlerden daha önce geçtiğim için biliyorum mesela hangi beden ne giyer. Direkt mesela soruyorum kaç beden giyiyorsun, işte kaç kilosun. Yani bununla mesela bunun 46'sına 50 beden çok rahat, 50-52 beden bile sar. O kadar geniş. Öyle yani. Ha, beni böyle kilomdan vurup aşağı çekebileceğim falan zannediyorlar ama das yokmuş galiba. Yani beni rahatsız etmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben gerçekten ne olduğumu biliyorum. Yani ben gerçekten ne olduğumu biliyorum. Gerçekte Haunted'e gittiğimde kaç beden giydiğimi biliyorum. Ben gömleklerle 38 giyiyorum. Altıma mesela 44, 40, 42 giymiyorum altıma. Çünkü ben kalçalıyım. Ben söylüyorum. Evet benim karnım sarktı. Sarktı çünkü ben hiç spor yapmadım. Çünkü ben spor yapmaktan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum spor yapmayı. Bunu söylemekten de utanmıyorum. Çünkü ben 60, 65 kilomu verdim. 63 kilomu ne verdim? Yani bir beden, ya bir insan çıktı benim vücudumdan. Ben kadar bir insan çıktı. O yüzden ama bu mübarek Ramazan'da gerçekten yani kalp kırıyorsunuz. Tamam mı? Benim yerimde başka birisi olup depresyona girebilir. Bir insanı depresyona sürüklersiniz. Bir insanı sürekli kilosuna böyle laf ederek. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela benim karşıma geçsen acaba yüzüme karşı diyebilecek misin? Aşırı kilolusun diye. Bir insanın yüzüne karşı söyleyemeyeceğiniz şeyleri arkasından da söylemeyin. Bak bunda eksik var. 38'den başlamıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ay kafama bak, bir tanesini bebeğe giydirdim. Bak iftira atmaktan kadar kolay, görüyor musun? Bir tanesini bebeğe giydirdim. 42 beden. Bakın 42 bedene. Vallahi ben bu 42'ye sığarım. Bak gördün. Tam bak, normalde şu kenarınız olması lazım. Benim o kenarımı bile taşıyor bak bu 42. Heh. Sen şimdi 85 kilo önden gel, hadi bunun içine gir. Benim belim çok ince bu arada, ben uzuyorum. Onu da ancak buraya gelirsiniz görebilirsiniz, anlarsınız. Benim belim, üstüm ince. Kadın diyor ki senin diyor kolların diyor, benim sırtım diyor, benim yarım diyor 85 kiloymuş. Sen benim diyor yarımsın diyor yani. Yani hayır, o benim yarımmış. Ben onun iki katıymışım yani. 85 kiloyla. Gel sen 85 kiloyla. Benim o standart giydiğim şu takıma gir bakayım hadi 85 kiloyla. Şu standart şu takımın içine sen gel gir. Tamam mı? Benim giydim şu takımı giy. Benim giydim o gömleği giy. O gömlek sadece 42 bedene kadar. 40-42 bedene kadar. Gel o gömleği giy sen 85 kiloyla. Bak yemin ederim sana buradan 3 tane soluklu bir elbise vereceğim. Bir tane bu takımdan vereceğim. O gömlekten vereceğim. Sen 200 euro alışveriş çeki vereceğim. 2000 o kişinin bizim burada ne olduğunu da biliyorum. Gelsin yani. Kıskançlıkla böyle bir şey çekememezdik. Gelin vereceğim. Söz. Ben sözün eri birisiyimdir. Sen gel. Giy burada bunları. Ben 200 euro öyle bakmam. Ama birini sevindirmiş olurum. Neyse öyle işte. Şimdi birazdan biletimi alacağım. Haftaya Türkiye'ye gideceğim İstanbul'a. 2-3 günlüğüne. Bilet almışken 3 günlüğüne gidelim. 2 gün diye düşünmüştüm ama 3 gün gitmeye karar verdim. Hadi ben bilet vereceğim. Bakın 46 yani, o kadar geniş. Vallahi buna 52, 54 bile sar. Abartmıyorum. Vallahi buna 54 beden de sar. Ha sadece göbüş yok ya, bayağı geniş ya. Bayağı bayağı geniş yani. Benim baksana öbür tarafıma gelecek neredeyse.
Çok güzel. O yüzden 50, 52, 54, 54 belki değil ama 52 bedendeki bayanlar bile bu takımlardan bayramda çok rahat bir şekilde giyersiniz. Kız hele hele kayınvalideyseniz. Ay giyin de gelinleriniz çatlasın. Kız elti çatlatın. Vallahi eltinizi çatlatın bacım. Hı? Evet. Şöyle. Bir de bunun grilisi var. Yalnız ben dün burada bir kot elbise giydim. Bak kot elbise de 48'e anca salı biliyor musunuz? Çünkü kotta esneme payı yok. Bir de böyle dar kesimler. Bol değil. Bak bunlar bol kesim, geniş kesim olduğu için rahat bir şekilde sığabiliyorsunuz. Kız 20 dakikadır konuşuyorum ya. Bacım hızlı yalın dinleyin bari. 20 dakikadır konuşuyormuşum. Bak bunu devam edeyim. Ay ne kadar çok konuşmuşum. 20 dakikadır konuşuyorum. Ne diyordum kız, ne diyeceğimi de unuttum. Ay vallahi ne diyeceğimi unuttum şimdi saati görünce orada. Çok konuşmuşum. He, kot, kotlardan bahsediyordum. Bunlar mesela geniş kesim, kotlar dar kesim. Elbiseler, kot elbiseler dar kesim. O yüzden bir de böyle herkes Instagram, şimdi satış yaptığım yerler Instagram sayfalarımı bir de böyle etiketlerini koymuyorlar mı? Tabii ki de hepsini çıkarıyorum. Kendi paramdan sizin reklamınızı yapacak değilim. Zaten şurada şeyleriniz var. Neyse, kot elbise mesela ben 48'e anca sığdım. Kot etekler var mesela, onlar da tam Türk, tam Türkiye bedeni. Hep üstündeki bedenler yanmış. Yani 48, yani ben gibi 44 beden birisi olan 48 beden elbiseye anca sığar, onu da söyleyeyim. Normalde Almanya bedeniyle elbise eltek olarak 44 giyiyorsanız onun mesela 48'i anca olur ki o elbisenin 2.48'i. 48 yok. Ya da buraya gelip deneyeceksiniz, bakacaksınız. Belki 46'sı da olabilir 44 bedendekine. O da şimdi tabii şundan da kaynaklı. 44 beden olup benim gibi kalçalı olmayan da var. Üstü geniş olan. Elbisenin kol kısımları aşırı bol. Bana mesela kolları çok bol geldi ama gene de ben onu giyeceğim. Hem bol geldi hem de uzun geldi. Çünkü benim üstüm hani 48 değil. Hani ben kalçalı bir bayan olduğum için elbisenin 48'i bana tam oturdu. 46'sı da aslında 46'sını da alabilirim. Bir deneyebilirim. Çünkü bu şeyde kalmayacağım biliyorsunuz. Ben her ne kadar doktorlar kabul etmese de kendimi kabul ettirip o ölüm riskine girip karın ve iç bacak gerdirmesini yapacağım. Ki ondan sonra kilo olarak da en az 10-15 kilo daha az görünmüş olacağım. Benim şu an kaba görünmemdeki tek şey benim buralarım sarktı ve ne bileyim altına işte bir tight mark bir şey var, bir pantolon giydiğiniz zaman böyle burası çok geniş duruyor. Ben de farkındayım geniş durduğunu. Olduğumdan 10 kilo daha fazla gösterdiğimi, hani 25 kilo daha zayıf duruyorsun deyip abartıyor, o da ayrı bir şey de, ama normal olduğum kilodan 10 kilo daha fazla gösterdiğimi biliyorum. O da artık vücudumdaki fazla derilerden kaynaklı. Ama ben onu ne yapıp edip tabii ki de onun ameliyatını olacağım. Her ne kadar benim için ölüm riski de olsa, ha bunda bana böyle benimle dalga geçen 3-5 gerizekalı için değil, ben kendimi öyle daha iyi hissedeceğim için. Aa yanlış yaptım. Evet. Yanlış yaptım. Öyle işte bacı kolaj. Öyle yani. Çok uzun konuştum kız. Haydi az müzik dinleyeyim ben. Evet, şu beni 25 kilo az gösteren aynadan herkese selamlar. Üzerimdeki etek ve yeleğin 42 bedenini giydim arkadaşlar. Bakın zaten şöyle streç bir kumaş olduğu için çok rahat bir şekilde normalde 44 beden giyen birisi olarak 42 bedene de çok rahat sığdım. Çünkü etek bakın kiloş bir etek ve bakın. Yani daha buna yemin ediyorum benden bir 5 kilo daha fazla olan biri de çok rahat bir şekilde sığar ve giyer. Gömleğimizin bluz, daha doğrusu bluzun içi göstermiyor. Bakın şöyle. Demin ben şimdi resim çektim. Grisini giydim. Ben grisini alacağım. Çünkü siyah takımım zaten var. Böyle siyahında sizler için sonuç olarak kapı tıkladı.
42 bedene girdim bacım. Böyle. Şimdi bu 46 bedene kadar var. 46 bedene ama inanın bana 50 bedendeki bir bayan da çok rahat. Hatta 52 bedendeki bayan da çok rahat bir şekilde bunun içine girer. Çünkü gerçekten çok geniş. Etek çok kiloş ve geniş kesim. Benim boyum 1.67. Etek zaten şöyle yukarı çekmelik. Yani burada durmalık. Bunu daha da böyle aşağı çekerseniz bel kısmından olmayabilir tabii ki. Şu yukarıda yapmışlar ki, o yüzden bakın etek boyu da gayet uzun. Ben tabii büyük ihtimalle bunun önünü böyle açarım. Çünkü ben böyle kuldurmayı seviyorum. Bakın çok şık. Gerçekten çok güzel. Hemen 2 dakika bir lacivertini giyelim. Şimdi hemen şöyle yeni gelen ürünleri size göstereyim ama ertesi gün çektiğim için tabii ki hemen eksilenler, gidilenler, satılanlar var. Bunu zaten bir önceki getirdiklerimden biliyorsunuz. Açılışta ben de giymiştim. Siyahı, kremi ve grisi vardı. Siyah, krem, gri bitti. Yok, bitmedi, pardon. 2 tane kahve var. Yeni olarak acı kahve ile tatlı kahve getirmiştim. Siyahtan son 1 adet kaldı arkadaşlar. Şöyle acı kahveden son 2 adet. Bir de şöyle açık kahveden son 4 adet var. Şu gömlekten hala 2 adet var. Şu papatya gömleğinden 8 adet getirdim. 8 adet olarak stokta var. Standart beden 35 euro. 36-44 beden uyumludur. Şu siyahtan son 1 adet kaldı arkadaşlar. Şuna bak, Özge Aynfak buraları ası vermiş ha. Yoksa pantolonu almadı mı ki? Bak giymiş de ası vermiş şuraya. Yüzüne yandı mı kızı? Evet, takımın tekini Özge aldı. Demin geldi denedi. Gömlekleri kabinde bırakmış herhalde. Son yani göstersem hadi göstereyim. Bunlar da bitmiş ama neredeyse. Çünkü bugün maşallah butik bayağı yoğun geçti. Şöyle kolları beraber olan şöyle bir ikili takım. Bunun artık siyahtan 3 adet var. Bedenlerini bana sorarak yazın lütfen. Ama yarın anca cevap verebilirim. Şöyle bir de kremlisi var. Aa, bu arada ben de yeşil salopetin yeşilini giydim. Direkt size şöyle gösterebilirim. Battal odanını giydim. Bu şaldan sormayın, herkes soruyor. Çünkü direkt elbisenin birebir aynı renginden şal vardı ama sonunu ben aldım. Bakın bende de yeşili böyle durdu. Gayet tatlı görünüyorum bence. Burası çok karıştı. Burası bayağı bir karıştı arkadaşlar. Yarın geleceğiz. Bir düzenleyeceğiz ama artık bugün çıkmamız lazım çünkü iftar saatten çok az kaldı ve Kur'an'a yetişmemiz lazım. Bakın salopetler stokluydu ama vallahi bitiyor. Elinizi hızlı tutun. Bakın battal beden benim üzerimden 15 adet vardı ama bugün 4-5 tanesini gönderdik. Siyahlar da 15 adetti. Yine siyahlardan da bugün herhalde zannedersem 5-6 tanesi gitti. Standarttan da son 3 adet kalmış. Bunlar hep böyle fazla fazlaydı ama bugün dediğim gibi bugün burası çok yoğun geçti elhamdülillah. O yüzden yeşilden, yani benim üzerimdeki yeşilden şu şekilde gösterirsem daha net çıkıyor rengi. Son 3 adet kaldı. WhatsApp'tan yazın. Vizon son 1 tane var. Taş son 2 tane. Krem son 4 tane. Acı kahve son 3. Bir tane kivi var. Tamam. Kivi bir tane var.
Vizon 2 tane kalmış arkadaşlar. Pardon. 2 tane mavi, 1 tane de yeşil kaldı arkadaşlar. Battal beden olarak da salopetlerden, ha bu arada standart bedenden de stok da var şimdilik ama hemen bitebilir söyleyeyim. Deminkiler standart bedenmiş. Ben bunları zaten yazılı olarak size sürekli paylaşıyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atıp sorabilirsiniz. Battal bedenler yeşil, siyah ve vizon. Vizon'un da battal bedeni var. Önümüzdeki günlerde benim üzerinde tekrar yine görebilirsiniz. Çünkü bir tanesinde kendime ayırmıştım. Şu büyük beden olanlar adetleri, bedenleri az kaldı. Mesaj atıp bana sorun. Çünkü aklımda yok. Bunlar da aynı şekilde. Şu indigo maviden son bir adet kaldı. Siyahtan son 2 adet kalmış. Şu takımları benim üzerinde zaten görmüştünüz ama bunlar da azaldı. Kotları, kot elbiseleri göstermek istiyorum. Kot elbiseleri şu şekilde hemen göstereyim arkadaşlar. Kot elbiseler 60 euro. Kalitesi aşırı güzel ki bunlardan da bugün bir 4-5 tanesi gitti. Alanlar gerçekten çok beğendi. Çok da şık duruyor. Şöyle bir model var. Böyle buraları boncuk detaylı. Daha sonra bakın şunun bugün 3 tanesi gitti. Şöyle kolları balon gibi. Kemeri böyle bir detay. Alttan da şöyle ekstra bir kloş bir detayı var. Çok güzel. Bundan bugün 3 tanesini verdim. Son 3 tane kalmış. Şöyle siyah ikili elbise takımımız var. Bu bayağı ince keten. Bakın bayağı ince. Tam böyle yazlık. Hatta arkasından da şöyle görebiliyorsunuz. Yine kemerli. İçinde düz kolsuz elbisesi var. Dışı da şöyle cilbabı gibi ya da ne bileyim abaya gibi tarzında ama bayağı dar bunlar. Bunları da yine bana bedenlerinizi ölçüm yaparak siparişini oluşturabiliriz. Şu benim üzerimde video içerisinde resim olarak göstermiştim. Bunu direkt ben zaten 2 tanesini kendime aldım, en büyük bedenini. Bana 48'i anca oldu. Kotlar bayağı dar kalıp arkadaşlar, onu söyleyeyim. Düşün, 3 takımların 42'sini giydim. Bunu mesela 48'i anca, çünkü şey, esneme payı yok cins olduğu için. Bu böyle bir detaylı. Burası sadece bir detay, açılmıyor. Onu da söyleyeyim. Sadece bir detay. Ve bunun aynısının bir de koyu renklisi var. Hemen onu da göstereyim size. Ondan sonra bu videoyu bu şekilde kapatacağım. Bu da tam cins. Mavi cins. Kumaş kalitesi gerçekten aşırı güzel. Çok şahane ve üstte de çok zarif duruyor. Bedenlerini tekrar yine sorabilirsiniz. Şu elbiseleri de kim aldıysa aşırı derecede beğendi. Bunlar 25 euro. Ve son birer adet kaldı arkadaşlar. Bunları zaten göstermiştim. Diğer tüm ürünleri de zaten biliyorsunuz. Burası birazcık karıştı. Artık yarın toparlayacağız. Kot elbisekleri online olarak satmayı pek düşünmüyorum. Ya da satacaksak da eğer atmak istiyorsanız da kot elbiseklerim 20 euro. Bana basenlerinizi ölçüp, basen ve belinizi ölçüp gönderirseniz size en uygun eteği bulacağız. Bakın şöyle yandan düğmeli. Bir saniye. Şu şekilde yandan düğmeli ve komple içten dikişli. Onu da söyleyebilirim. İçleri, aa bunun değil. Doh, aslında öyle olması lazım. Aynen şurada. Bakın içten dikişli. Şuraya kadar açılıyor. Buradan sonrası içten dikişli. Hepsi öyle. Bir de şöyle kot var. Bakın. İçten dikişli. Şöyle kirli kot gibi. Kot eteklerim 20 euro. Dediğim gibi. Yine şöyle onun aynısının mavi cinsi var. Koyu mavi cins, her şeye uyumlu. Bir de siyah, yine şöyle yandan düğmeli. 48 bedene kadar var ama geçen günü 42 beden bir bayan geldi, ona 48'e anca oturdu. Şu tam kiloş etek, bu 25 euro kot etek. Bundan da son 2 tane 40 beden kaldı, bunlar da 42 beden. Yine şöyle göstereyim. Böyle. Böyle bakalım. Ben artık bu şekilde bu videoyu buradan böyle kapatayım. Bu böyle komple bir butik turu gibi olmuştu arkadaşlar. Yeni gelen ürünleri de sizlere göstermiş oldum. Bu kot ceketler de gitti.
ne kalmış bundan? Son iki mavili kalmış. Son iki grili kalmış. Böyle. Benden bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda normal günlük vlogla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. WhatsApp sipariş hattını tekrar yine buraya koyacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.